Assalomu alaykum, Dunyo bo'ylab telekanalida Landshaft o'z telejurnali orqali yana xonadoningiz mehmonimiz. Men Muhayyo Nosirova sizlar bilan ko'rishib turganimdan benihoya shodman. Ko'rib turganingizdek, bugun telejurnalimizni mana shu go'zal va shina maskanda olib bormoqchiman va har doimgidek go'zal manzillarni sizga tanishtirishda davom etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Boshladik. Shu art obyektlarining muallifi Lana Ivanova hisoblanadi. Siz qahramonimizni Antiqa g'oya sahifasi orqali allaqachon tanib ulgurgansiz. Bu o'simlik barglaridan choy tayyorlashda foydalanamiz. Bu choy buyrak, yurak faoliyatini yaxshilashda foydali. Kaktus bo'lishuk. Qaynonani qaynonani tiladiganimga kaktus dedilar. Lekin noto'g'ri javob berdingiz. Qaynonani eshitsa nima deb o'ylaydi buni? Mana mashatdan shunday chiqiladi-da, shuni tashlaysiz, tamom, mazza. Buni qarangki, o'sha paytda bu chechakni tirnoqgul ekanligini bilmagan edim. Nahotki u bilan tirnoqlarimizni bezaganimiz sabab shunday nom olgan bo'lsa. Biz tasvirga olayotgan bu joy aslida fotostudiya bo'lib, bu yerda bir nechta o'ziga xos tarzda bezatilgan burchaklarni uchratishingiz mumkin. Biz dastur davomida imkon qadar ularni sizga ko'rsatib, tanishtirishga harakat qilamiz. Va mana shu art obyektlarining muallifi Lana Ivanova hisoblanadi. Siz qahramonimizni Antiqa g'oya sahifasi orqali allaqachon tanib ulgurgansiz. Bugun ham bizga o'zlarini mahoratlarini ishga solgan holda ajoyib bir o'rmonchani qanday tashkil etishni ko'rsatib bermoqchi. Marhamat, tomosha qilamiz. Здравствуйте, друзья! И снова с вами я, Лана Иванова, на канале Dunyo Bo'ylab. Assalomu alaykum, men Lana Ivanova, Dunyo bo'ylab telekanali orqali yana siz bilan uchrashib turganimdan xursandman. Bugun siz bilan stol ustiga qo'yiladigan jonli bezak tayyorlaymiz. Мы будем делать так называемый топиарий. Buning uchun bizga shaffof idish kerak bo'ladi. Qanday o'lchamda bo'lishi o'zingizga bog'liq. Men masalan, mana bu akvariumni tanladim. Biz buni ichiga ta'bir joiz bo'lsa, kichik o'rmonchani joylaymiz. Yana bizga ozroq tuproq aralashmasi va mayda toshlar kerak bo'ladi. Idishning tagida teshigi yo'q, drenaj qoplami nega kerak deb o'ylarsiz? Yo'q, biz toshlardan shunchaki kompozitsiyamiz vaznini og'irlashtirish uchun foydalanamiz. Oq toshlarni shisha idish tagiga teramiz. Ehtiyot bo'ling, idish darz ketmasin. Zarur bo'ladigan kerakli mahsulotlarni topish qiyin emas. Ularni gul do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Endi tosh ustidan tuproqni solamiz. Biogumusni tanlashimga sabab uning rangi tim qora. Oq tusli toshdan rangi yaxshi ajraladi. Shaffof idishda esa bu yaqqol ko'rinib turadi. Я насыпаю его. Ну и для того, чтобы разровнять мне его, есть вот ozroq tuproqni bosib, zichlab olamiz. Keyin esa relyef hosil qilish uchun tuproqning bir qismini idish devoriga tortamiz. Немножко подсыпаю его наверх, делая так называемую небольшую горку. Endi moxning bir nechta turlarini joylashtirishni boshlaymiz. Kompozitsiyamizning rang-barangligini ta'minlash uchun moxning bir nechta turlarini joylashtirishni boshlaymiz. Tabiiy moxning yulduzsimon turini tanladim, chunki uning shakli shamoyili mayda yulduzchalarni eslatadi. Ildizlari tuproqqa yaxshi o'rnashishi uchun birozgina kuch bilan bosamiz. Demak, kompozitsiyamizdagi birinchi o'simlik o'z joyini topdi.
В дальнейшем я хочу положить. Энди мутлақо бошқа шакл ва рангдаги моҳ бўлагини қарама-қарши томонга қўямиз. Буни ҳам яхшилаб тупроққа ўрнаштирамиз. Ну вот так, мне кажется, это очень красиво. А сейчас мне необходимо какой-то Менга моҳларни бир-биридан ажратиб туруvchi қандайдир гиёҳ керак. Бунда сфагнумдан фойдаланаман. Бу турни ҳам гул дўконларидан топа оласиз. Он есть во всех флористических магазинах. Сфагнумни майда бўлакчаларини бирлаштириб, бутасимон ҳолга келтираман ва мана бу бўш жойимизга ўрнатаман. У бошқалардан бўйи баландлиги ва ранги билан ажралиб туради. И вот таким образом, кстати говоря, он совершенно другого цвета. Тут я себе кисточкой. Мана бироз у ёқ бу ёғини тўғрилаб қўямиз. Ҳали ишимиз тугамади. Бизга 4-чи хил моҳ керак. Hozir butkul o'zgacha rangdagi moh bo'lagini ochiq yerga joylashtiramiz. Bu topiariyamizning yakuniy bosqichi. Другого цвета. Но она придаст нашему топиарию конечный вид. Ну вот, что-то такое сформировалось у нас по типу маленького леса. Ну и в завершение для того, чтобы композицию сделать более Композициямиз yana ham ko'rkam, jilodor bo'lishi uchun 40 quloq moxdan foydalanaman. Men bu turni juda yaxshi ko'raman. Chunki u mitti archani aks ettirgandek tuyuladi. Поэтому я обязательно хочу его проложить там, где у меня немножко осталось места. Он легко отрывается. Вот эту вот нижнюю часть. Shu bois uning bir bo'lagini olib, mana bu yerda qolgan ozgina joyga sig'diraman. Albatta, buni chuqurroqqa joylashtiraman. Ну и, конечно же, я его углубляю. И вот смотрите. Композициямизнинг олди тарафидан митти дарахт нусхаларини яққол кўриш мумкин бўлади. Демак, ўрмончанинг кириш қисми шу. Ну, в общем-то, мох я уложила. O'simliklarni joylashtirib bo'ldik. Endi o'rmonchaga o'xshatish uchun tosh va daraxt poslog'ini ishlatamiz. Большие камни, которые я собрала, когда поехала за город. Мне показалось, что это очень красиво. Шахардан tashqariga chiqqanimda terib kelgan toshlarim bor. Ularni yuvib, tozalab olsak, yana ham tovlanib turadi. Небольшое количество. И камень заиграет совершенно по-новому. Посмотрите, друзья, он очень хорошо впишется в нашу композицию. Чувствуете? Бу тошларни ҳам моҳлар орасига қўямиз. Кўряпсизми? Секин аста тоғ рельефини шакллантиряпмиз. Такое ощущение, что это наш маленький сад. Еще немножко камней мне хочется добавить. Я думаю, что Яна бир нечта тошни тартиб билан терсак, ортиқча бўлмайди. И я думаю, что вот где-то вот здесь. Смотрите, друзья, как преображается наш с вами топиарий. Мана топиариямиз қандай кўринишга келди. Албатта, дарахт постсиз, ўрмонни акс эттириб бўлмайди. Постлоқни кичикроқ шаклга келтириб, ўзига мос жойга териб чиқамиз. Потому что на самом деле в лесу это бывает в разных местах. Ну и вот, наверное, вот так. Ну вот и все. Mana tayyor bo'ldi. 5-6 daqiqa ichida uy interyerini bezatuvchi ajoyib jonli kompozitsiya hosil qildik. U uzoq yillar davomida ko'rkini va jozibasini yo'qotmaydi. O'ylaymanki, kelgan mehmonlar buni ko'rib o'z hayratini yashira olmaydi va uning qanday tayyorlanganiga qiziqib qoladi. Hech qachon izlanishdan to'xtamang. Go'zallik yaratishdan erinmang. Bu borada biz sizga yordam berishga tayyormiz. A my budem vam v etom nemnoshko pomagat. Paka. Ni ko'rib, Lana Ivanovani mahoratiga yana bir bor tan bermaslikni iloji yo'q. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Oddigina xom ashyolardan dekorativ buyum yasasa ham bo'lar ekan.
Hozir esa navbatni Muhammad Bobur Sultonovga bermoqchiman. Ular o'z tajriba maydonchasida amalga oshirayotgan ishlari bilan bizni tanishtirishda davom etadi. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Yangiyo'l tumani hududida ajoyib bir joyda uchrashdik. Mana bu orqamda ko'rinib turgan bo'lsa kerak, men ortiqcha qaramayman o'girilib, lekin shunday ajoyib chiroyli narsa ko'rinib turganligini his qilib turibman. Bu bugungi kunda nilufarlarning bog'i deymizmi, ko'li deymizmi, mana shu ajoyib narsani 1996-yilda Xitoydan kelgan hurmatli ajoyib mehnatkash do'stimiz Yelena xon tashkil etgan. Hozir Yelena xonning o'zi asosiy ma'lumotni sizlarga beradi. Agar tushunmagan joylarim bo'lsa, so'rab olishga harakat qilaman. Marhamat. Nima hao? Wo laizi Zhongguo, Beijing. Wo jiao He Shuli. Wo men zai 2年前, cong Zhongguo 引进了这个荷花的种子 Lotuslarni ko'paytirish bilan biz 2 yildan beri shug'ullanamiz. Bu o'simlik barglaridan choy tayyorlashda foydalanamiz. Bu choy buyrak, yurak faoliyatini yaxshilashda foydali. Nilufarning ildizini kartoshka o'rnida oshxonada ishlatish mumkin. Lotus urug'larini biz Xitoydan olib keldik. Ekish jarayoniga kelsak, urug sepayotganda suv harorati 20 daraja bo'lishi lozim. Ko'rib turganingiz bular 2 yillik nilufar gullar. Bir marta urug sepasiz va har yili o'sib chiqaveradi. Yana nariroqda 7 gektar joyimiz bor. U botqoqlikda ham nilufar gullar yetishtirganmiz. U yerda sayyohlar uchun dam olish hududini yaratmoqchimiz. Albatta, yaqin kelajakda buni tashkil qilamiz. Hosilni yig'ib olish juda oson. Avval barglarini kesib tashlaymiz, keyin ildizini kavlab olamiz. Lista metchele lota oda ada kasiti. Zeleydi chai. Tak. Nilufar. Bu gulni har xil nomlarda atashadi. Ko'proq rus tilida bu o'simlikni kufshinka deyishadi, lotus deydi, vodinaya liliya deydi. Bu o'simlik Kaspiy dengizini qirg'oqlaridan boshlab to Yaponiyagacha bo'lgan juda ham katta maydonlarda o'sib yotadi. Bu o'simlikni foydali tomonlari juda ham ko'p. Tarixiga keladigan bo'lsak, ayniqsa Yaponiyada, Xitoyda tozalik ramzi sanaladi. Bu o'simlikda bir ajoyib xususiyat bor. Buni barglari, gullari suvni ushlamaydi. Effekt lotosa degan so'z bor. Bu butun dunyoda qo'llanadi. Botanikada effekt lotosa degani, masalan, buning ustiga tushgan yomg'ir tomchilari birontasi ushlanib qolmaydi. Tezlik bilan sachrab ketadi. Bu o'simlikda qolmaydi. Shu xususiyati uchun bu mana shu nom hozir ko'pchilik o'simliklarga beriladi. Effekt lotosi bor ekan dedi bu o'simlikda dedi. Demak, u o'simlik o'zida suvni saqlamaydi-da, tez tushirib yuboradi. O'simlik bargidan choy tayyorlashar ekan. Gullaridan choylar tayyorlashar ekan. Bundan tashqari, bu o'simlikning urug'idan kofe tayyorlashadi. Kofe surrogati tayyorlanadi. Endi ildizidan kraxmal olinadi. Kraxmal unidan Xitoy mamlakatlarida, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida bu o'simlikdan un tayyorlab, non yopishadi. Nilufarlar mana shu issiq mamlakatlar, hozir hattoki Yevropa mamlakatlarida ham juda ham ajoyib landshaft dizaynida qo'llaniladigan predmet sifatida bu o'simlikka qaraladigan bo'ldi. Mana Moskvada, boshqa joylarda, yopiq joylarda hozir bu o'simlikni
landshaft dizaynida qo'llash hozir urf bo'lyapti. Bu o'simlik yorug'likni juda ham yaxshi ko'radi. Faqat yorug' joydagina gullab samara beradi. Hozirda odamlarning uylarida juda ham ko'p yetishtirilmagan. Mana bu ko'rib turganinglar, mana orqamda ko'rinib turibdi. Bu birinchi plantatsiya O'zbekistondagi. Bundan tashqari bu o'simlikni kichik-kichik formadagi landshaft dizaynida ishlatadigan navlari va turlari bor. Botanika bog'idagi mutaxassis Atirgul opamiz bir vaqtlar botanika bog'iga olib kelgan bo'lib, u yerda ikki xil rangdagi nilufar juda ham chiroyli hozir o'sib turadi. Mana shu davrda hozir gullagan bo'lib, bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Bundan tashqari mana Anatoliy Pashidayev degan odam Mayskiyda Toshkent viloyati Qibray tumanida bu o'simlikni ko'paytirish bilan shug'ullanadi, juda ham chiroyli navlariga ega. Yana Yelena Li Yuqori Chirchiq tumanida mana shu gul bilan juda ham qattiq qiziqqan va har xil turlarini yetishtirib, odamni ko'zini quvontiradigan darajaga olib kelgan. Xudo xolasa biz ular bilan ham ko'rishib, bu haqda ko'p ma'lumotlar berish imkoniga ega bo'lamiz. Mana asosiy o'simlikni go'zal qismlaridan bittasi bu guli. Bu gul hozir ochilmagan holatda bo'lganligi uchun ham buni aytib berishim qiyin. Lekin mana shu holatda ham o'simlikni qanday go'zal ekanligi ko'zga tashlanib turadi. Buni mana tarkibidan mana juda ham ajoyib tola olish mumkin. Mana chiqib turibdi. Tolasi ko'rib turibsizlar. Mana shundan juda ham qimmatbaho bo'lgan matolar to'qishadi. Bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida. Bundan tashqari mana choy tayyorlash protsesslarini endi sizlarga aytib o'tirmayman. Qishgacha bo'lgan davrda mana buni barglarini yig'ib olib, imkoniyat darajasida sovuq ulgunicha bundan choy tayyorlashga muvaffaq bo'lamiz. Lekin hali buni choyini to'g'risi o'zim ichib ko'rmaganman. Agar buni tayyorlashgandan keyin choyini berilsa ichib ko'rib, keyin sizlarga bu haqda gapirib berishim mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Nasib qilsa, keyingi safar o'zimi uyimda endi suvda emas, absolyut quruqlikka chidamli bo'lgan o'simliklar haqida gaplashamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Turgan bir quchoq atirgullar. Afsuski, bular tabiiy emas, lekin menimcha, gullarning barchasi garchi ular sun'iy bo'lsa-da, har qanday insonni ko'zini quvnatib, bahri dilini ocha oladi. Ushbu qip-qizil atirgullar kabi. Munisa xonim ham yo'lovchilarni xursand qilish maqsadida yana bir quchoq gullarni olib, ularga yuzlangan va qiziqarli va antiqa savol taqdim etishda davom etadi. Xo'sh, bu gal kim g'oliblikni qo'lga kiritar ekan? Keling, yaxshisi tomosha qilib bilib olamiz. Assalomu alaykum. Qiziqarli so'rovnomani boshlashdan avval doimgidek o'tgan galgi dasturda teletomoshabinlarga yo'llagan savolni o'qib eshittirmoqchiman. Qizil kitobga kiritilgan shunday gul bor. U xuddi poyafsalga o'xshaydi. Shu gulning nomi va qaysi oilaga mansub ekanini toping deya savol qoldirgan edim. Bu savolimizga Yulduz Shermatova to'liq va to'g'ri javob berdilar. Chindan ham bu orxideyalar oilasiga mansub Venera boshmog'idir. Yulduz opa, sizning ism familiyangizni men o'zim uchun yon daftarimga yozib qo'ydim. Albatta, mavsum so'ngida siz bilan nasib etsa ko'rishamiz. Endi esa hozir nima qilamiz? Doimgidek gul do'konga borib, gul xarid qilamiz. Ketdik, menga gul tanlashda yordam berib yuborasiz. Assalomu alaykum. Doimgidek yana sizning do'koningizga gul xarid qilgani keldik. O'zingizga o'xshagan chiroyli guldasta tayyorlab bersangiz.
judayam chiroyli guldasta bo'libdi. Rahmat sizga kattakon. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu nech pul bo'ladi? Bu mendan sizlarga sovg'a. Bizning do'konimizdan xudo xolisi. Yana bir bor bizga gul sovg'a qilishdi. Bu birinchi marotaba emas. Rahmat sizga kattakon. To'g'risi ilgari gullarning bu qadar turi ko'pligiga unchalik ahamiyat bermagan ekanman. O'zim ham har gal yangi turlari bilan tanishib boryapman. Qo'limdagi bu chiroyli chechak bugun kimga nasib etar ekan? Buni albatta dasturimiz yakunida bilib olasiz. Hozir esa yurtdoshlarimizga murojaat etib beradigan savolimni o'qib eshittirmoqchiman. Savolim shunday iboratki, xalq orasida qaynonaning tili nomi bilan mashhur xonaki o'simlikning asl nomi qanday? Hozir aynan ushbu savol bilan yurtdoshlarimizga yuzlanamiz. Atirgul. Yo'ramashki. Variantni qabul qildik, lekin bu noto'g'ri edi. Gul esa o'zimga qoldi. Xafa bo'lmaysan. Rahmat, salomat bo'ling. Yo'q, eshitmaganman. Eshitmaganmiz. Notanishasiz. Unda guldasta o'zimga qoladi. Xafa bo'lmaysan. Rahmat, salomat bo'ling. Yo, bilmayman. Eshitmaganmisiz? Yo. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling. Nega bitta savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, shu guldastani egasi bo'lasiz. Keling, harakat qilib ko'ramiz. Xalq orasida qaynonani tili nomi bilan mashhur xonaki o'simlik bor. Shu o'simlikning asl nomi qanaqa bilasiz? Eshitganmisiz? Yo, eshitmaganman. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling. Kaktus bo'lishi mumkin. Dedilar, qaynonani tili deganimga kaktus dedilar. Lekin noto'g'ri javob berdingiz. Qaynonani eshitib nima deb o'ylaydi buni? O'zim ham qaynonaman. Mayli, rahmat, salomat. Zo'r javob bo'ldi. Qaynonani kaktus bilan tenglashtirishdim. Ulardan ming bor uzr so'rab qolamiz. Adashmasam, yaqinda internetda ko'zim tushgan edi. Adashmasam, Sanseriya gulu. Sanseriya. Sanseriya. To'g'ri topdingiz. Bir nechta yurtdoshlarimizdan so'ragandik, ular topisha olmadi. Yaxshi bo'pti, internetda o'qiganingiz. Bu esa Madaka Vafo sizga dunyo bo'ylab telekanali Landshaft News dasturidan sovg'a sizga onajoningizga olib berasiz. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Dasturimizni kuzatishda davom eting. Mana yana bir guldasta o'z sohibasini topdi. Endi esa bizni ekran orqali kuzatayotgan muxlislarimizga ham alohida savolimiz bor. Hozir buni o'qib eshittiraman. Savolim quyidagicha. Shunday bir qimmatbaho o'simlik bor. Ilgari uning 450 grammini bitta arab otiga ayirboshlash mumkin bo'lgan. Bu o'simlikning nomi arabchadan tarjima qilinganda sariq degan ma'no kelib chiqadi. Xo'sh, bu qaysi o'simlik? Javoblaringizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yozib qoldiring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Landshaft o'z dasturini kuzatishda davom eting. Landshaft muhit dizayni bo'lib, u o'z ichiga shahar xiyobonlari, istirohat bog'lari, ko'cha va maydonlar, dam olish joylarini loyihalashni qamrab oladi. Hozir har qadamda o'z yashash joyi atrofini qulaylashtirib, bezak berayotgan kishilarni uchratishimiz mumkin. Kasb taqozosiga ko'ra o'z yurgan yo'lini gulzorga, bog'-rog'larga aylantirib yuruvchi hamyurtimiz Landshaft dizayner Bahromjon Abduxoliqov navbatdagi ishlari bilan bizni hayratga solishda davom etadi. Salom go'zal tabiatimiz shahzodalari. Sizlar bilan men Bahrom Londondan. Welcome to the Gardens World. Bog'bonlar dunyosiga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga yana bir ajoyib loyihalarimizdan birini tanishtiraman. Mana shu bog'ni, ya'ni gardenni yaratdik. Mana shu loyihani yaratdik. Demak, qanday qilib ushbu go'zal landshaftni yaratdik? Birgalashib ko'rib chiqamiz. Patio qo'yganmiz. Patioga mana katta stol qo'ydik. Stullar bilan. Demak, bu tomonda quruvchilarimiz hali ham ishda davom etyapti. Builderlarimiz ishini tugatgani yo'q, chunki tugatgan ekan bu tomonda albatta yana ko'rsatamiz. Demak, boqqa kirib borishga harakat qilamiz. Patio. Patiodan yon boshmana kirishni tashkil etdik. Kirish yo'limiz ham mana e'tibor bersanglar, to'g'ri tik yo'l emas. Toshlardan o'rnatdik, yo'qsa toshlardan o'rnatib, oralariga mana mayda oq toshlardan qo'ydik. Kirish joyiga tuyaklardan o'rnatdik. Demak, tuyak qanday tuyaklardan o'rnatdik? Kichkina, katta va yana katta tuyaklar. Kichkina tuyaklarga headerlardan qo'ydim. Har xil rangli headerlardan qo'ydim. Mana uchta havorang va katta tuyaklarga daisylardan qo'ydim o'rtaga.
yani Özbekistan'da ramaşka deyip nomlanadı. Ramaşka ama kattasdan ve maydasdan farklı türlerden koydum. Şunlarla gerengler var. Füşeler var. Füşe, futse deyilirken Özbekistan'da füşelerden koydum ben orta plangi füşeler çünkü bu öz katta boladı. Katta bola orta tamamen görünen füşeler. Bana bu güzel özümlükler, bana bu yerde bana buna Özbekistan'da elbette var. Bunu yan tanesiyle paprikin ve özümlüklerden türlerden biri. 100% salkın. Bu yer salkın çünkü orta tamamında tör etajlı bina var. Bu bağımız şimalge yüzlengen, north facing bağ. Şu sebeple ben şu atrafta umuman kıyas değerli düşünmediysem bunları. Şu sebeple ben kıyasda hal emeğe özümlüklerden koydum. Demek yine nemeler var bana. Fatih'e bağırmana bu tamamda bir de bana Eysa, Eysa'yı böyle acayip türden koydum. Başka Eysa küzge bağırken de yine de güzel buladı. Yani ben size itibariyle akar demem, bana Eysa hazır da öz de yok bana. Bana alımın, bana uruğla yaptı, bana şu uruğu. Yani bir aydan ki, bana şu uruğunu tayyar uladı ikisi. Bir ay, iki ay. Bana şu Eysa, atı vakti bana görüyorsunuz da Codeline'lar, Codeline'ı kızılıdan koydum, bana Veligate varyantıdan koydum. Bu zamanda bana Fatsiye, Fatsiye'nin yanında görseler, Fatsiye'nin bana güllüp, gülün olduğu yer bana meyveler kaldı bana. Hala mı? Meyveler itibariyle kaldı ama kanı kanı çıralık meyveler kaldı. Mehne kanı meyveler kaldı. Bana şimdi şunu da kesip alıp durup, bana şunu da kesip alıp durup, koru tutup da ekip olsa Fatsiye köpeği bitirdi. Bana şimdi maşerde özde 20 metre Fatsiye bu. Tak. Yani devam etmemiz. Katta Fatsiye, Fatsiye'nin ortası da Red Robin Leaf'den koydum. Bunun ortası da Fatinya, Fatinya'dan koyduk. Ve bana bu yerge ise, bana arka onlattık. Bana arka, baş arkanı iki yön başlıyor. Atır güllajını da arkaya çıkıp, tepede güllajı başlıyordu. Bana ise reyce, reyce ama yoş yaptı atır güllaj. Bana güllajı çaylan yer. Demek kirişke atır güllajı da yönge ondan taşkarı. Bana haklı özümlüyle koyduk. Bana bunu özleyen bana güde hem katta hacrenca yani Gartenze, Özbekistan'ın Gartenze'li yani bana Gartenze'lerimiz güllaşki yakınlaşı yaptı. Keçiro gülleydiğin Gartenze. Şu bilen bir gemene bu tamamda tüyegiler ki avuç güllep türken Gartenze'lerden hep koyup koydu. Bana ok gülleyken Gartenze. Onun arkası da kovdolayın türüptü. Onun arkası da bana yine Gartenze'ler. Onun arkası da bana bambuklar türüptü. Körekken bu şeyler bana bambuk. Fatsiyeler, Fatsiye'den çok hem köp odadan yapmaz çünkü bu yerde kuyaş yok. Fatsiye mazzaklı ösadı. Mazzaklı. Özbekçesi etken de vay dot de ösadı. Demek bundan taşkara bu yaka kirbol etkenimizde 10 tuman getir bu arada kartama. 10 tuman da yerde yaşlı ile koplaş için başta kanka ösümüyle fodalanıyor. Bana şu ösümüyle yani güller tüge yaptı. Elbette etrafa köşeltişim gerekir. Ürgüme kaldık. Wild garlic deyildi. Wild degen yavvay, garlic degen de somsak piyaz. Yavvay somsak piyaz. Bana şu yonboy sarımsak piyaz. Şundan biz yerde yeşil ibler koplaştı ama faydalanırız. Her yeri baharda şunu da çıkardı, gülleydi, şunu yukarı getirdi. Bak tekrar yıllar, asırlar öz oraya yönlerse. Yani bundan taşkarı, bana sarımsak piyazlarımız arkasına alıp ötürüyorsak, bana o şey içkerde, körekenlerde rododendrum gülle yaptı. Bana maşerciye ben rododendrum ekip koydum. Rododendrumuzdan bana gülleşti, başladı. Bana bitti ki de güller yeniden yani güller işte boşta yaptım ama tak şunu kanki böyle acayip rengiden koydum rhododendron'da. Rhododendron'da yanı da bana atkandı da Gartenzia. Gartenzia'nın yanı da Fatinya. Fatinya'nın yanında törmetli giden koyduk. Bir de hem balat. Veri geçti var yani Fatinya. Bırak bundan taşkara bana bu yerge otarıyor musak bir tane ama var bana. Yani bambuk oynattık. Hazır böyle alemden ayıtım anlatamız. Bir yerden bana şundaki kıramızda kamerani endi bu tomonga olib o'taman da çünkü mana shu kira olish arkani bog'imiz bu tomondan qanday ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. Mana kamerani olib o'tdik bu tomonga. Demak, bog' bu yoqqa uy. Bog'dan uyga kirib borishga ikkita statement qilib, mana bu ikkita archa o'rnatib qo'ydik. Archani mana chiroyli qilib turib, trim qilib qo'ydik. Trim degani keslab shakl berish. Shu sababli sal jigarranglashib turibdi çünkü shakl berilganligi uchun aşağıda bir kesilgen cihazı ciğerlerine yaklaşıyor. Ve bunu teyide plüş. Özbekistan'da plüş değildi. Bizde IV değildi. Plüş derdi. Aynı zamanda variegate variantına faydalandık. Ve iki o kirişikte şuna kadar statement kıldıydı. Bana arka. Arka'nın meğer degen. Yani bir tanesi getir var verirse. Bir de şunu da yavaşta
neçe? 10-10 yavaşça şimdi yerge sayıp durup, plüşte ekip, plüşünü östürüp koyuyor, meşat özge. Bir de kendi edemedi, mesela plüşüm deyip, odan sigar, top kız yerge sayılıp oldu. Bana. Onun yanına da bana bambuk. Bambuklar. Ben bana bu cahaya, çıkayla kılıp tutulsun, onlar koyduk. Bana kadar temiz stollar var, marmerli, toştan kılınken, yumalakını stol. Ve bunun yanında, yine ne var? Yine fatsiye. Her sefer erkemdik, fatsiye juda ham yoqtiradi bu bog'ni çünkü bu yerda salqinlik bor. Hamda namlik bor. Shimol, north facing garden. Va fatsiyan orqasida mana bu yerda umuman quyosh tushmaganligi uchun mana mana shakangi paprika degan o'simliklardan ekib tashadik. Umuman quyoshni yoqtirmaydigan, salqinni sevadigan. Hatto shu yerda mana bir go'zal bir rangini ko'rsataman. Mana kameradan olib kelib, mana shu unusual, juda ham kamyob paprika degan o'simliklardan biri, paprika. Buni yonda mana yana boshqachasi turibdi mana. Qizg'ish paprikning o'simliklari ko'rganimizdan keyin fatsiyan yonida choysiya. Choysiya endi mana ko'ryapsizlar qanchalik kattaligini juda ham katta, juda ham katta. Endi men mana yullaganda shunaqangi zo'r hid taratadi, endi vabshe mazza qilasizlar. Choysiyani baki sarig'idan qo'ydim. Buni yashil ham bo'ladi, sarig'ish bakligi ham bo'ladi. Hamisha yashil o'simlik yullamagan taqdirda ham bakida shunday o'zini ortib shunday hidlasa shunaqa mazza qiladi. Endi gap yo'q. Choysa bu tomonga, bog'ni bu tomonga ham choysa qo'ydim. Keyin balans qilishlik uchun inglizlarda balans degan so'z bor. Bir tomonga bitta narsa, ikkinchi tomonga ham shunga o'xshash narsa ekish kerak. Mana ikkinchi choysa. Shu bilan balans qilindi bog'da o'zida. Demak, bu choysa ham gullayapti, mana baklarni qaranglar, naqadar chiroyliligini. Endi gap yo'q. Mana shu yashil narsani orasiga shu choysa qo'yilsa, sarg'ish rangi bilan ashatni yoritib beradi, ya'ni qorong'ilikni yo'qotadi. Endi mana shu gul maydoniga e'tibor beramiz. Gul maydonimizda qo'ldolayni mana 4 metrligidan sanchib qo'yib, shunday ekib qo'ydik. Juda ham mahkam o'sadigan o'simlik. Juda ham endi Londonda juda ham yaxshi o'sadi. Umuman boshqa anaqasiga boshqa davlatlarda ham o'sadi, lekin Londonda juda yaxshi ko'radi mana shu yerlarni. Endi bundan tashqari, demak, bog'imizda mana shu flower bedimizda, ya'ni gul maydonimizda nimalar bor? Endi o'simliklar turi juda ham ko'p. Daisy, Margaret bor, mana ko'ryapsizlar, endi lolalar bor. Endi lolalar albatta gullab tugab bo'ldi. Endi har bitta o'simlikni aytib o'tiradigan bo'lsam, ko'p vaqt ketadi. Bu bog'da 80 tadan oshiq o'simlik turlaridan foydalandik. Kelinglar ko'rib mazza qilinglar. Mana masalan, gul maydonining bir tomoni. Albatta endi gapirmaslikda yana iloji yo'q. Men sevgan o'simliklardan biri Cyanotis. Yani Cyanotis ko'ryapsizlar qanchalik kattaligini, gigant, ogromniy, dahshat. Va Cyanotis yonida mana fatsiya, fatsiyani eng menga sevgan joyi mana shu. Mana kameradan yaqinlab kelib ko'rsataman. Gullash bir chiroy beradi, gullagandan keyin mana shu mevani mayda ushlab turishi yana bir chiroy beradi. Mana shuni hammasi shu yerda 100 dona o'simlik turibdi, ya'ni urug'lari bor. Mana ko'rsa Cyanotis kattaligini yilda 2 marta gullaydi Londonda. Salqinni yoqtiradi, shamolni yoqtirmaydi. Iloj bo'lsa bir narsani orqasiga kelish kerak. Shuning sababi bab imara ko'rsa katta daraxtni orqasiga ekkanman. Umuman shamol yo'q, shuning uchun mazza qilib xursand bo'lib o'syapti. Cyanotis hamisha yashil o'simlik O'zbekistonda ekadigan bo'lsalar qishda biroz o'rishga to'g'ri keladi. Demak, yana qaytadigan bo'lsak, bog'imiz o'rtasiga gazon qilganmiz. Mana gazonimiz bor. Gazonni bog'da o'ng tomondagi flower bedimizni ko'rib chiqdik. Endi chap tomondagi flower bedga qaraymiz yana. Demak, chap tomondagi flower bedimizni boya aytganimdek stol o'rnatdik. Kameradan qaratamiz stolga. Stolni o'rnatdik. Undan keyin mana fatsiya, choysiya. Undan keyin yana bir ajoyib bir narsa qildim. Temirdan bunday arka qilib turib, mana shu plushni ekib, mana shunga joylashtirib o'stirib qo'ydik. Mana shu bak katta plushlar. Plushlar o'zlar bilasizlar, plushlarda bak kattasi, kichinasi, vegetati, yashil, sarig'ish, hamma har xil bo'ladi oqlari. Biz bak kattasidan foydalanib, mana shu arkani tashkil qilib, arkani tagiga boshqacha bir o'simliklarni ekib qo'ydik. Mana piris. Mana go'zal mayda vegetat variantdagi piris. Juda ham o'stirish qiyin bo'lgan o'simlik mana shu. Oddiy piris o'sa oladi, normallik bak yashil piris, lekin vegetat variantdagi piris o'stirish juda ham qiyin. Va albatta xostalardan foydalandik. Mana xostalarni ko'ryapsizlar. Hosta, rododendrumlar, yana nimalar desak bo'ladi?
Azeliyeler bana, azeliyeler güllaş yakılaş koldu. Güllegen elbette kürsatçı hareketler bana. Azeliyeler Türkiye'yi koyup koydum. Sebep ben oldun kürsatı dolayı ettim. Azeliyeler'le Londra'da hem katta kılışımız kıyın. Şu sebeple örgüt uğraşın Türkiye'ye koyup koydum. Bana şöyle örgüt uğraşın, kez sahip ekip koyuşum mümkün. Tak, bundan taşkara bana şu bu yani, flavetimizde kirediyen olsak. Bu yönde yine haklı özünlükler var. Köklü hostalardan bana şu koydalarını, hostalarda yaşlıdan. Bana belki de ok renkli bor hostalardan koyduk. Yani daisy'lerden koyduk. Bana bundan taşkara bana bu yerge stol sulunu attık kemerden. Kere, çünkü bu anda bana şu kısmıge kuyas düşüyordu. Bana şu kısmıge şimdi 3 saatçı, 4 saat, 3 saatçı kuyas düşüyordu deseyi bulalım. Bana şu yerde oturup kuyasla mazak alıp kitap okuyup oturuşu mümkün bu gencaya. Stol sulunu attık ve stolge bana şu güzel bir özünlüğü onu attık koyduk. Yani bunun özünde tanesiyle sakinlendi. Saklentler ailesiye mensup olan şu ösümlük. Bu mensubu kere yok, kuyas yoktur adı. Tak, bundan taşkara yer nümamız bu. Bana bir yerde Özbekistan'da özümüzde hem ösekken ösümlük. Bunun namı siren. Bana sirenden hem akıdan koyup koyuyemiz. Mesela altına sakinliğini bir yerden oturken cahide. Kuyas küdür koymasını geçiyoruz bedenimizde. Çünkü aldığın kursat olur derken mi? London'da kuyas çıda hem yaman. Sağ kuyas çıkıp olsa, elbette krem sürkünmezsek küdür koyalım. Çünkü salkınlığı tamirler için bana şu özümleri koyduydum. Bana şöyle mazak alıp salkınlığı oturuşmak için. Kuyaştan koşmak oldu. Fokus kılardı gülleken elbette yani sizler görsel hareket koyalım. Bana gülleş gelip kaldı. Özbekistan'da bu bor eken elbette. Kök körü yapıp. Fokus kılardı çıval verip çıkıp gülleş başlaydı. Haypi erikum. Yine bunun atrafında Fatinye. Bana ortaya mesela Fatinye'ye gittim. Fatinye'ni bana veriget variantından koydum. Kürseyle. Bakıda ok, yeşil. Aralaşken veriget variant. Bana şöyle de koplaş gerek. Neyce? Bana şöyle de 2'ye 3 joy da koplaş gerek. Ve bundan taşkarı haklı boş kosumiyelerine hemen kodrandık. Demek ki bağımızda bana şu kirip gereken cahimizde bana çatlamandaki usumiyeleri gördük. Ve bana bu cahiga yine bir de patio anlattık. Patio kutturup patio'ya naves. İngilizcesi gazebo diyorlar. Gazebo koyduk. Gazebo koyduk. Tagi stol sulu koyduk. Demek ki şu gazebo'ya kandaki kirip olamız. Bana plompa yapılan. Steps, 1, 2, 3 steps. Tutta pog'ona bilan tepaga chiqamiz. Chiqayotganda, har doim aytgandek, statement qilish kerak. İki tomonga albatta iki xil tuvak qo'yib turib, o'simliklarni joylashtirishimiz kerak. Mana ikkita tuvakni qo'ydikda, o'simliklarni joylashdik va kirish entrance'ni hosil qildik statement bilan. Demak, mana shunga kirib boramizda. Kirib borganimizdan keyin mana bu yerda nimalar qildik? Albatta patio'da bu safar boshqacha variantdan foydalandik. Mana ayağımızı tayini karayken olsak, bu artificial grass deyiladi, yani sintetik ot. Yani gazonlu sintetik variantı. Özbekistan'da ham bu bor, köp işletiliyordu, futbol fillerle işletiliyordu. Bunu da bir yerge nimel akıldık, bana bir yerge oturadiyan stullar koyduk. Bunlar da orap koyduk, elbette bana koçamız. Bana koçadiyon olsak, bana manaşet stullar. Bu joylaştık bana. Açık görsetemiz. Şimdi joylaştığımız bana şartken mazakalı bana oturup deması bulabilecek. Güzel patio. Kıyas şu adı. Kıyaslı bana yer bana gazebo tosadı. Yani nabes tosadı. Ve bana bu şeyge ösümlülerden onu nasıl koyduk. Özbekistan'da bana ösümlüler var. Bizde daisy, bizde ne kadar ilerdi? Winter panzis deyiler. Panzis. Bunu bana hangi acayip hava renginden koyduk. Winter panzis deyiler İngilizcesi. London'da. Gazebo'nun aldı kısmı geyen iki de tüvek onları koyduk. İki de katta of tüveyden onları koyduk. Bunlar geyen ösün ilerlerini cöyleştirip koyduk. Rengini ok kılışımızdan sebep uruşsun. Kontrast bulsun. Hiç olmazsa yerdeki atrofta yeşilliği bile uruşsun dedi. Okudan koyduk tüveklerde. Ve bana bu ham Atırgül, Ruza. Şimdi hazır mayda ahırki günlerdemiz. London'da soğuk bir bahar soğuk geldi, şu sebeple hala atırgüller gülüp güller bölgeye yok. Elbette güller gelmekten, bugün London'da atırgüller hakkında bir acayip bir lafa kılış hareket kılamamız lazım. Çünkü London'da kadem basken cöylerde atırgül mevcut. Hama cöyde atırgül ve harkıl atırgüller mevcut. Demek bundan taşkara yere bir nesil getirip var ile kardemem. Bana bu katta darahtı. Bana darahtı, gülünü, nozportu, yani bu darahtı. Orkası 7-8 derece bina var, aşın bina bulan bir kıl baratlıya. Bana gülü. Horse chestnut tree deyilerdi. Horse chestnut tree. Yani horse ot.
nat yong'oq. Demek otlar idiyor yong'oq. Demek mandamada yumuloy yumuloy yong'oqlar. O'sha yong'og'ini pishgandan keyin chamam otlarga bersa kerak, odam yesa ham bo'lar ekan. Xo'sh, chesnat deb nom berishgan ekan. Xo'p, demek mana bu yerda ham tuyaklardan o'rnatdim. Tuyaklardan yoniga kamilyadan ekkanman. Kamilyamiz mana gullab, gullan to'kdi. Biroz kech qoldi kamilya gullarini ko'rsatgan sizlarga. Lekin mana yangi nodalarni chiqarishni boshladi. Kamilya ham hamesha mana shu joyda. Xursand patsiyani atrofida. Patsiya va chuysani o'rtalig'ida kamilya. Albatta mana it's doing very well dedi. Juda ham yaxshi o'syapti. Mana sianotis yonida chestnat daraxt sianotis yana bitta patsiya. Shuga kech qo'yay. Patsiya tuyada ham zo'r so'radi bolalar. Tak, kirib boramiz ichkariga. Ichkariga kirib boramiz. Yana bu yerda yashirilgan hidden place, ya'ni yashirilgan joy. Bu yerda mana swimming pool qo'yib qo'ydik. Swimming pool degan ingichkasiga, ha? Basseyn qo'ydik-da. Ko'rasizlar, senotis yonginasida basseyn. Maza qilib cho'milsa bo'ladigan. Mana mana shu yerdan shunday chiqiladi-da, shuni tashlaysiz, tamom, maza. E, shuni ham hisobga olishimiz kerak. London sovuq, O'zbekistonda issiq bo'lmaydi. Hozir mana mayda oxir bo'lsa ham sovuq. Lekin suvni istamiz. Suv issiq, chunki maxsus heaterlar bor, ya'ni suv stadion o'shunday apparatlarimiz bor. Suvda heat qiladi, suvda heat qiladi, ya'ni isitib beradi. Heating system o'rnatilgan. Heating system albatta o'rnatilsa bo'lmaydi. Ya'ni suv o'zini tozalab turish kerak filtrlar bilan. Mana bog'imizni tepadan ko'rinishi. Mana ko'ringlar, ne kadar ajoyib. Rang-barang turli tuman o'simliklarga to'la. Endi bu yerda o'simliklar soni sanasak juda ham ko'p. Albatta ko'rib tanayotgan bo'lsangiz kerak. Ayrimlari yoki noyob. O'zbekistonga hali yetib bormagan o'simliklar juda ham ko'p bu yerda. Mana bog'imizning o'ng tomonida esa qizil ranglik daraxt. Bu daraxtning nomi biz O'zbekistonda bor, o'sha olcha bor-ku, Andijonda biz alicha deymiz. Shu olchani yovvoysi, yovvoy olcha shunaqa qizil rangda bak chiqaradi. Buni orqasida mana eukaliptus. Juda ham katta gigant eukaliptus. Mana shu katta daraxtlar shu bog'imizga salqinlikni ta'minlaydi. Shu mazkur bog'imiz o'zi shimolga yuzlangan bo'lib, north facing garden deyiladi. Shimolga yuzlangan bog' bo'lib, o'zi katta baland binolar atrofida bo'lgani uchun juda ham salqin. Shu sababli ko'rib turganlardek juda ham ko'p salqinni yoqtiruvchi o'simliklardan foydalanganman. Bilamizki, orangizda gullarni chin dildan sevuvchilar, ularni mahorat bilan parvarishlovchilar juda ko'p. Buni biz Telegram guruhimizga kelayotgan tasvirlardan bilib turibmiz. Ana shunday havaskor yoki professional gul shaydolarini mening tajribamda deb nomlangan tanlovda ishtirok etishga taklif etamiz. Unda siz o'z tajribangizda unib o'sgan hind nastarinini qanday usullar bilan mana shu darajaga yetkazganingiz haqida xuddi o'zingiz kabi gullarni sevuvchi yurtdoshlarimizga hikoya qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum gulsevarlar. Mening tajribamda tanlovida Lagistremia gulimni qanday parvarish qilganim haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Lagistremia o'zini ajoyib gullashi bilan landshaft olamini o'ziga jalb qiladi. 25 ga yaqin turlari mavjud bo'lib, 7 metr balandlikkacha o'suvchi buta. Hind go'zali asli nomi Lagistremia bo'lib, mazkur atama Shvetsiyalik sotuvchi Magnus von Lagistrem bilan bog'liq. Ajoyib gulga ro'baro kelgan Lagistrem uzoq vaqt unga mahliyo bo'ldi. Ko'paytirishni diliga tugib, o'zi bilan bir nechta ko'chatni olib ketishga qaror qildi va sayohat davomida turli shaharlarga tarqatdi. Lagistremia oq, pushti, qizil va turli boshqa ranglari inson ko'zini qunatmasdan qo'ymaydi. Osiyo durdonasining gullash davri iyun oyidan boshlab to oktyabr oyining so'nggi kunlariga qadar davom etadi.
Bugun uni shahrimiz bo'ylab deyarli har qadamda uchratishimiz mumkin. Demak, o'simlik bizning iqlim sharoitimizga a'lo darajada moslashgan. Hind go'zali avvalo issiqlikni sevadi. Shuning uchun joy tanlanganda imkon qadar keng issiqlik va quyosh nurlari bilan ta'minlangan bo'lishi juda muhim. Logistremiya gullash davrida o'ziga turli hasharotlarni jalb etadi va o'z navbatida hind go'zalini changlatadi. Natijada o'simlik urug' hosil qiladi va mana shu urug'larni yengil tuproq, ya'ni torf, qum, chirindiga ekilib, issiqxona sharoitida ko'paytiriladi. Albatta qalamchi usulida ham ko'paytiriladi. Buning uchun yosh novdalaridan 10 cm qalamchi olib, karnivin kukuniga botirib, yengil unumdor tuproqqa ekiladi va issiqxona sharoiti yaratilib, namlikni nazorat qilinadi. Logistremiya parvarishining asosiy qoidalaridan biri doimiy ravishda sug'orib turishdir. Kuzda unumdor chirindi va erta bahorda turli mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Logistremiya turli zararkunanda hasharotlarning ta'siriga tushmaydi va kasalga chalinmaydi. Yog'ochga aylanib borayotgan tanasi shunchalik mustahkamki, uncha-muncha hasharotlar zarar yetkaza olmaydi. Barglariga shira tushish ehtimoli bor. Bunda shiraga qarshi dorilar bilan muolaja qilinadi. Buni qarangki, kuz oxiri gullari gullab bo'lgandan keyin barglarini rangi o'zgaradi. Go'yoki kuzga moslashgandek o'zgacha chiroyini ko'rsatadi va qishda barglarini to'kib uyquga ketadi. Erta bahorda uyg'onmasdan ortiqcha shoxlarini kesib, tartibga solish tavsiya etiladi. Har bir xonadonda hind go'zali Logistremiya guli yashnaversin. O'simliklar nafaqat chiroyli ko'rinishi bilan ko'zimizni quvnatadi, balki foydali xususiyatlari bilan ko'plab kasalliklarga davo hisoblanadi. Aynan ularning shifobaxsh jihatlari haqida hamkasbim Sug'diyona Sobirova Yashil dorixona sahifasi orqali hikoya qiladi. Ekraningizda ko'rib turgan mana bu gulni esladingizmi? Barchamiz qizaloqlik paytimizda mana shu gul yaproqlari bilan tirnoqlarimizni bezardik. Buni qarangki, o'sha paytda bu chechakni tirnoq gul ekanligini bilmagan edim. Nahotki u bilan tirnoqlarimizni bezaganimiz sabab shunday nom olgan bo'lsa. Bu o'simlikni tirnoq gul deb atalishiga sabab bu o'simlikni gul yaproqlarimiz aslida mana urug'lari tirnoqga o'xshagan uchun shunday deb nomlanadi. Dorivor tirnoq gul Calendula officinalis. Buni biz ham manzarali, ham dorivor sifatida bundan ikki foydalanamiz. Bu o'simligimizning asl vatani Janubiy va Markaziy Osiyo hisoblanib, farmatsevtika sanoatida ham juda keng qo'llaniladi. Ko'chalarda, yo'l bo'ylarida ko'ramiz, bu gulni juda ko'p uchratamiz. Quyosh sevar hamda nam sevar o'simlik ham hisoblanadi. Buni gullash jarayoni iyun oyidan to birinchi qor yoqquncha, qachonki qor yog'ib, o'ta sovuq bo'lsa, shundagina sovuq urgandan keyin buni gullash jarayoni to'xtaydi va ikkinchi yilga yana hosil berishni boshlaydi. Tirnoq gul o'simligini asosan tub gullari dorivor sifatida ishlatamiz buni. Uzib olib turib, quritishga qo'yamiz, mana. Quritishga qo'ygandan keyin va bizda tayyor qurug'i bor, avvaldan quritib olingan. Buni gullarda uzib olgandan keyin quritish jarayoni shamol yaxshi aylanadigan, quyosh tushmaydigan joyda quritiladi. Va uy sharoitida uy bekalarimizga maslahatimiz, qog'oz xaltalarda, keyin quruq shisha idishlarda buni saqlasak, bundagi xususiyat dorivorligi yana ham yaxshilanadi. O'simlik tarkibida efir moylari bor.
Efir moylar uçup gitmesin için hem yapıq dışta saklaşımız yaxşı fayda veredir. Organik maddeler ve bir kancı biyologik faal maddeler saklaydı bu ısımlıkımızda. Bu ısımlıkta yangi üzülgen halıda faydalanış mümkün emas. Bunu eğer biz demleme kıladigen bulsak, kurutup, boya etkenimlik, kuruq halıda bunu işletemiz. Tamak ağırlıkları ge, ut hayda uçu, mikroplarga karşı yaxşı kurashuvchi shamollashlarda, masalan yuqori nafas yo'llari kasalliklarida juda keng foydalansak bo'ladi. Ham bu o'simligimiz kuchli o't haydovchi, hamda organizmni shlaklardan, tuzlardan tozalovchi xususiyatga ega. Hozir men ko'rsatib beradigan damlamam yuqori nafas yo'llari kasalliklarida, ya'ni tomoq og'riganda, shamollaganda hamda tish mil kasalliklariga chayish uchun damlama tayyorlab ko'rsataman. Damlama tayyorlash uchun bizga 200-250 ml stakan va katta osh qoshig'i kerak bo'ladi va tirnoqgul solamiz 2 osh qoshig'ida kuchliroq bo'ladi. Mana suvni quyamiz shu 200-250 gram atrofida va suvni quyib bo'lgandan keyin buni üstünü bir kitamız. Ben üstünü yapıp ve bunu çetke koyup matobla üstü yapıladı ve yapılgenden keyin bir saat tindirişke koyamız. Ve bu tindirmanı tingenden keyin süzüp alamızdı ve günü boyu 4-5 mertte tamak çeyişke işletemiz. Kalindolani ko'chalarda, yo'l yoqalarida, ariq bo'ylarida ko'p uchratasiz, balki bu hovlingizda ham ochilib turgandir. Mana endi bu gulning dorivor xususiyatidan qanday foydalanishni bilasiz. Shunday bo'lsa-da eslatib o'taman, har qanday giyohni dori sifatida qo'llashdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing. Aziz teletomoshabinlar, agar siz ham atrofingizni go'zallikka burkashni istasangiz, safimizga qo'shiling. Chunki biz sog'lom va ko'rkam hayot tarafdorimiz. Dunyo bo'ylab telekanalida kelasi didor qadar xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.